Başkan, ne haber? Vay! Gel gel. İyi kardeşim, ne olsun, çalışıyoruz. Senden ne haber? Çalış çalış, nereye kadar? Kısa yoldan para kazanmanın yolunu bulmamız lazım. Biz çalışalım kardeşim de, hayırlısıyla para bizi bulur. Oo! Onun bizi bulmasını beklersek ölme şeyim ölme. Bana bak, geçen bizim tamirhaneye bırakılan arabalardan birini ustadan gizlice aldı. Piyasaya aktı. Başkan bir ortama girdi, aklın durur. Hepsi zengin çocukları. Hayatlarını yaşıyorlar. Laf aramızda, artık zengin bir yengem var. Ben de fabrikatör oğlu Ali'yim yani. Vay vay vay. Şu arabaya bak. Merhaba, hoş geldiniz. Ustan yok mu? Şu an burada değil. Ne zaman gelir? 2 saate gelir. Buyurun, ben yardımcı olayım. Sen nasıl yardımcı olacaksın? Bana ustan lazım. Ben bunu döverim. Ağzını burnunu düzelirim. 2 saat burada bekleyemem. Arabayı bırakıyorum. Söyle ustana, gelince beni arasın. Peki, söylerim. İyi, hadi bakalım. O zaman bir taksi bul bana. Hadi. Ne duruyorsun? Bulsana. Allah Allah. Ulan ben şimdi... Tamam, geç öyle, geç. Geç. Şişt, dur. Ne duruyorsun? Hadi. Tamam. Taksi! Gel. Buyurun, taksi geldi. Ha, bu arada nişanlımın arabası. Öyle sağını solunu kurcalamayın. Arabaya bir şey olursa kendinizi satsanız ödeyemezsiniz ha. Ne diyorsun lan sen şerefsiz? Gel lan buraya! Dur Ali, ne yapıyorsun? Ya bırak beni! Bırak! Bırak! Dur! Psikopat mısın sen? Öldüreceğim bunu ya. Gel dedim, başlatma dayılığına şimdi. Ya başkan, görmüyor musun terbiyesin yaptığı şeyleri ya? Oğlum ne yapalım yani? Herifi dövüp de başımızı belaya mı sokalım? Hem ustaya ne derim ben sonra? Hep biz ezilelim, hep biz geri vites yapalım. Ben böyle adaletin ta... Tövbe tövbe. Bana bak başkan. Bu akşam bizim zengin çocukların doğum günü var. Şu ukala herifin arabasıyla gidelim ha? Saçmalama oğlum, olur mu öyle şey? Hadi başkan ya, araba akşam burada yatacağına takılırız işte. Ali, mevzuyu uzatma. Hayatta olmaz. Hayret oğlum, oğlum! Oğlum siz manyak mısınız ha? Manyak mısınız? Ne yapıyorsunuz öyle? Ne oldu usta? Daha ne olsun, daha ne olacak ha? Müşterinin üzerine yürümüşsünüz. Eşkıya mısınız oğlum siz ha? Usta, bir yanlış anlaşılma var. Biz kimseye saldırmadık. Konuşma! Burak Bey yalan mı söyleyecek ha? Burak Bey? Ne oldu? Beğenemedin mi? Bir kendine bak bir de ona. Usta, ayıp oluyor ama bak. Sus! Ayıp oluyormuş. Bana bak, bir daha böyle bir şey duyarsam, yemin ederim gözünün yaşına bakmam, kovarım seni, tamam mı? Senin yüzünden işimi yarım bıraktım. Ben şimdi gidiyorum. Dükkanı sen kapatırsın. Anlaşıldı mı? He, Arif. Bu araba 1 hafta burada kalacak. Yurt dışından parça bekliyoruz. Şöyle uygun bir yere çek. Arabanın başına bir şey falan gelmesin. Tamam mı? Tamam usta. Ne parçası gelecek usta? Ya radyatör kapağı değişecek. Ses mi ne yapıyormuş işte. Sana ne oğlum? Sana ne? Sana ne? Allah'ım, ben de adam yerine koyup sana cevap veriyorum. Tövbe tövbe. Görüyorsun değil mi başkan? Ali. Tamam ya, sustum. Yok. Yok. Sen haklıymışsın. Ulan senelerimi verdim ben buraya. O şerefsiz sırf parası var diye bey oldu. Usta beni bir kalemde çizdi. Ali, gidiyoruz kardeşim.
İşi mi bırakıyorsun? Yok be oğlum. Partiye gidiyoruz, partiye. Hem de bu arabayla. Başka? Kardeşim. Aslan be. Film harikaydı. Ben evet, de bayıldım. Evet, haklısın. Of, Burak arıyor. Kızım açsana telefonu. Açacağım da ne olacak? Yine başlayacak klasik yüzsüzlüklerini. Hayır, anlatamıyorum. İstemiyorum seni diyorum, anlamıyor. Ya kızım aç. Belki önemli bir şeydir. Bu kadar ısrar ettiğine göre. Of. Of. Efendim Burak. Oo prensesim. Bakıyorum da çok sinirliyiz. Birincisi ben senin prensesin değilim. İkincisi sinirli falan da değilim. Ve acil bir şey yoksa şu an meşgulüm. Hayatım tamam bir sakin ol ya. Sana da ne yapsak yaranamıyorum. Baban aradı. Arabadan bir ses geliyormuş. Bütün işimi bıraktım koşarak senin arabanı tamire götürdüm. Biliyorum Burak. Hiç gereği yoktu. Ben de götürürdüm ama babam sana söylemiş. Yine de teşekkür ederim. Rica ederim. Burak ben sana daha önce defalarca söyledim. Benimle bu tarz konuşmandan hoşlanmıyorum. Şimdi kapatıyorum. İyi günler. Of yapışkan ya. Resmen yapışkan. Hayır babama da kızıyorum. Ortağının oğlu diye hisseler dışarı gitmesin diye el birliğiyle aramızı yapmaya çalışıyorlar. Benim fikrimi umursayan yok. Bak. Nasıl? Yok. Yok 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 bırak. Bu değil. Bak, tut bir şunu. Şunu bir giy üstüne. Güzel. Hah. Aa. Oğlum tamamdır ya bu süper. 10 numara. Aa fena. Yok yok yok. Bu olmadı. Şu. Uf, budur. Bu. Budur abi. Bu iyi. Harika. Çıkar 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 çıkar. Çıkar. Çıkar üstünü. Çıkar üstünü. Vay maşallah kardeşim benim be. Ben de bunu giyeyim mi? Nasıl? Genç kızların yeni sevgilisisin yemin ediyorum ya. Çok yakışıklı oldun be oğlum. Olursun tabii. Düştü aşağı. Ay çok tatlısın. Ben de ne yapayım? Dayanamadım atladım aşağı. Öyle mi yaptın? Ya. Ne haber Can? Oo iyi senden. Evet, evet. Evet haklısınız. Bizim pederler ortak. Araba yedek parçası üreten bir fabrikamız var. Paraya para demiyoruz. Ama boşa para harcamayı da sevmiyoruz. Yoksa bunların takıldıkları yerlerde hesap mesap ödeyemeyiz. Rezil oluruz. Tamam birader ya. 40 defa aynı şeyi söyledin. İyi de rahatla biraz. Ne bu gerginlik? Ne yapayım? İçime sinmiyor. Yanlış bir yaptığımız. Dönsek bence. Dönmek falan yok. He. Sen beni satıp gideceksen eğer. O ayrı. Tamam hadi girelim. Hadi. Ben birazdan yanınıza uğrarım tamam mı? Tamam. Hadi görüşürüz. Tamam tamam. Uzun zamandır görüşmedik. Oo Ali. Can. Ne haber dostum? Sağ ol Can, sen nasılsın? İyi, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Selam millet. Merhaba. Ay, merhaba Ali. Merhaba. Hoş geldin. Nasılsınız? İyiyim ben de. Bu Arif. Hoş geldin Arif. Hoş bulduk. Merhaba. Bizim pederin ortağının oğlu. Kendisi makine mühendisidir. Hoş geldin Arif. Hoş geldin Arif. Kankalar, Arif'e merhaba deyin. Ne haber kızlar? İyidir. İyidir, merhaba. Merhaba Ali, merhaba. Hoş geldin tekrardan. Ali, merhaba. Merhaba. Hoş geldin. Merhaba. Ne haber? Hadi rahatınıza merhaba. Bakın ya. Geliyorum oraya da. Merhaba. Ne haber? Merhabalar. Oğlum manyak mısın lan? Duydun mu? Çok iyi ya.
Partiyi aslında bu sene bizim teknede yapacaktım. İyiyim. Ama son fırtınada bayağı bir hasar görmüş. O yüzden evde yapayım dedim. Oğlum bir haber verseydin bizim teknede yapardık. Aa aşkı Tom, bana hiç böyle tekliflerle gelmiyorsun. Süper ya. Doğum gününde bizim yatı ayarlayayım falan hiç demiyorsun yani. Aşkım yeter ki sen iste. Doğum gününde yat emrinde senin. Vay be. Aşkı Tom kıyamaz bana. Ama bir tanem babişkom bu sene söz verdi. Doğum günümü Paris'te kutlayacağız. Vay vay. Aa biz de davetli miyiz Pampa? Davetlisiniz tabii ki kankişkom. Bakın buradan söylüyorum. Gelmeyen olursa darılırım. Monaco falan yapsaydın. Yeni trend orası. Vay vay vay. Doğru söylüyorsun. Ay babam öyle söz verdi. Ben ne yapayım? Arkadaşlar size afiyet olsun. Ben biraz dolaşacağım. Tabii tabii keyfine bak. Ay neyse hadi biz eğlenmeye devam edelim. Ya Arif böyledir biraz arkadaşlar. Kusura bakmayın. Babası gibi yani. Varsa yoksa iş, güç, şirket. Hepimizinki aynı zaten değil mi? Demek Monaco. Biziyiz böyle devam edelim. Ya ya ne demezsin. Bu trend de yerinde bir türlü durmuyor arkadaşım. Demek trend kraliyet ailesiyle birlikte olmak ha? Tamam abi ya. Merhaba. Merhaba. Biz tanışmadık. Ben Neşe. Merhaba. Ben de Arif. Memnun oldum. İçerideki sohbeti sıktı herhalde. Yani ne bileyim. Ben oralara gidip görmediğim için. Biraz ondan. Paris'e ben de daha önce gitmedim. Şey, size sen dememde bir sakınca yoktur umarım. Aa, yok tabii. Ama bir şartla. Sen de bana sen dersen. Peki. Bu arada arkadaşlarına ayıp olmamıştır inşallah. Yok canım sanmıyorum, keyifleri yerinde. Aslına bakılırsa onlarla biz pek arkadaş değiliz. Yani tanışıyoruz ama dünyaya pek aynı pencerelerden bakmıyoruz. Bunu fark ettim. Neyse ben şimdi geliyorum. Nereye oğlum? Nereye ya? Bir Arif'e bakıp geleyim. Tamam. Nereye? Ay ya arkadaşlar ne niye susuyoruz anlamıyorum ki. Niye böyleyiz ya? Hadi deminki gibi enerjik olalım biraz ha? İşte öyle oldu. Öyle mi oldu? Evet. Yani şimdi en son askere giderken gördüm tamam mı? Yani sanki görüyor, konuşuyorum, bağırıyorum ama beni bir türlü duymuyor. Arkasından sesleniyorum ama anlamıyor. Duyuyor yani duyduğunu sanıyorum ben ama meğer kulaklık taktığı için duymuyormuş. Oo Ali. Senin arkadaşın neden hava almak istediği anlaşıldı. Neden? Neşe'yle konuşuyorlar. Oho. Arkadaşlar Arif'e tarif gerekmiyor. O yolunu buluyor. Yalnız Can kim bu kız? Ben bunu ilk defa görüyorum. Benim çocukluk arkadaşım. Babası sanayici. Çok değişik bir kız. Çok sıkıcı. Ya zaten put gibi durdu burada. Hiçbirimizi eğlendirmedi. Evet ya. Gerçekten uzun zamandır böylesine eğlendiğimi hatırlamıyorum. Tanıştığıma çok memnun oldum. Ben de. Geç oldu. Benim gitmem lazım. İyi geceler. Sana da. Görüşürüz. Neşe. Seni bir daha görebilecek miyim? Tabii. Yani ben seni görmek isterim. Peki telefonunu alabilir miyim? Olur. Evet.
beni çaldırırsan sevinirim. Peki yarın akşam müsait olur musun? Evet, müsait. O zaman telefonlaşırız. Tamam, ben işim bitince seni ararım. Tekrar iyi geceler. İyi geceler. Görmeden bıraktık işte arabayı. Bak, seni daha kimlerle tanıştıracağım. Bir dahakine daha muhteşem olacak. Bir dahaki seferimiz olmaz kardeşim. Bak, bugün sinirli bir halt yedik. Ama benim içim hiç rahat değil. Başka? Vallahi az değilmişsin sen ha. Partinin en güzel kızını sen kaptın ha. Ya Ali, Allah aşkına başlama yine. Ne oldu ki şimdi oğlum? Niye suratını asıyorsun ya? Yanlış yaptık Ali. İçim hiç rahat değil. Ya kime ne zararımız oldu ki? Hem baksana, normalde yanına yaklaşamayacağın kızla bütün gece muhabbet ettin. Daha ne istiyorsun? Hoşlanmadın mı yoksa kızdan? Ben hoşlandım ondan. Ama o benden hoşlanmadı. Çünkü o zengin bir makine mühendisi olan hayali bir adamla tanıştı. Ondan hoşlandım. Senin anlamadığın şey de bu işte. Ne yapacaksın? Yarın için sözleştik. Gerçekleri ona söyleyeceğim. Saçmalama. Eğer söylersen onu kaybedersin. Yürü hadi. Neşe. Ne yapacaksın? Gerçekleri ona söyleyeceğim. Saçmalama. Eğer söylersen onu kaybedersin. Alo. Merhaba. Nasılsın? İyiyim. Biraz yorgunum sadece. Bütün gün toplantılarım vardı. Şimdi de yeni bir toplantıya gireceğim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Hani buluşacaktık ya, onun için aramıştım. Ama sen yorgunsan erteleyebiliriz de. Hayır. Ertelememize gerek yok. Ben seni alırım. Tamam o zaman. Ben sana evin adresini mesaj olarak atıyorum. Görüşmek üzere. Tamam. Tamam o zaman. Görüşmek üzere. Ne yaptın? Çekil bakayım şöyle. Al şunu içeri götür hadi. Tamam usta.
Arif oğlum. Ben bugün biraz erken çıkacağım, tamam mı? Sen dükkanı 1-2 saat sonra kapatıp gidersin, tamam mı? Tamam usta. Tamam. Şey usta. He. Benim biraz paraya ihtiyacım vardı. Haftalığımı bugünden alabilir miyim? Hayırdır oğlum? Özel bir mesele. Ama hayır, merak etme. Ha. İyi iyi. Hadi bakalım, hadi bakalım. Al bakalım. Teşekkürler usta. Hadi hadi görüşürüz. Araban çok güzelmiş. Teşekkür ederim. Niye bu kadar şaşırdın? Sen alışkın olmalısın böyle araba. Ben sadece bu modeli çok severim de ondan. Zevklerimiz aynı desene. Hı hı, evet. Peki nerede yemek yemek istersin? Ya sana garip gelecek biraz ama ben uzun zamandır çay simit yememiştim. Ne dersin? Harika olur derim. O zaman çay simidin kralına gidelim. Buyurun. O havaya fırlatan şey vardı ya, ondan sen de çok korktun. İtiraf et. Ben mi korktum? Bence sen yandaki adamla karıştırdın beni. Durdurun şunu, yeter. İndirin beni buradan. Yok yok, eksik yapıyorsun. Allah'ım yardım et ne olursun. Allah'ım yardım et ne olursun. Bir çay içer miyiz? Yoksa kahve mi söyleyeyim? Çay içelim. Hem Lunapark'tan önce yediğimiz çay ve simit çok güzeldi. Tamam. Bakar mısınız? Dinliyorum efendim. Harika bir gündü. Evet. İnan hiç bitsin istemedim. Yarın işin var mı? Bir programım yok. O zaman madem uzun zamandır hiç yapmadığımız şeyleri yapıyoruz. Yarın pazar. Çalışmıyorum. Hava da güzel. Pikniğe ne dersin? Harika olur derim. Sabah saat 10 gibi gelip seni alsam? Tamam. Benim için de uygundur. İyi geceler. Görüşürüz. İyi geceler.
Alo, kızım 2 saattir telefonunu bekliyorum. Öldüm meraktan. Nasıl geçti? Kötü başladı ama çok eğlendim. Kötü mü başladı? Nasıl yani? Arif bana yalan söylemiş. Yalan mı söylemiş? Evet, yani o zengin biri değil. Muhtemelen bir araba tamircisi. Ne? Ne diyorsun kızım sen? Bugün beni almaya benim arabamla geldi. Böyle bir tesadüf olur mu diyeceksin ama oldu işte. Kızım dur, yavaş anlat. Hiçbir şey anlamadım ben. Bak, ben arabayı tamire göndermiştim. Bugün Arif beni almaya geldiğinde bir baktım, altındaki benim tamirdeki arabam. Ne diyorsun? Sen ne yaptın peki? Yüzüne vursaydın yaptığı terbiyesizliği. Ben de öyle düşündüm. Dedim ki biraz takılayım, sonra insanların içinde yüzüne vurayım. Rezil olsun el aleme. Ama vazgeçtim. Onun da bu durumdan rahatsız olduğunu fark ettim. Bir ara tuvalete gitmiştim. Ha Ali. Evet yalnızım, tuvalete gitti. Ya ben çok vicdan azabı çekiyorum ya. Kardeşim öyle deme. Yaptığım yanlış işte, yanlış. Neşe bir bilse of, rezil olurum. Ama söyleyeceğim onu. İlk fırsatta her şeyi anlatacağım. Bu yalanları hak etmiyor. Ben de ölüp ölüp diriliyorum zaten. Geldim. Görüşürüz. Çok bekletmedim değil mi? Yok yok. Birer çay daha içer miyiz? Olur, içeriz. Tamam. Pardon, bakar mısınız? Bir çay daha alabilir miyiz? Tabii efendim. O da yaptığından pişman. Hem ben ona inanıyorum Sezen. Her insan hata yapabilir. Ama ben Arif'in doğru adamı olduğuna inanıyorum. Biliyor musun? Ben hayatım boyunca hiç bu kadar mutlu olmamıştım. Ben de. Bu büyü hiç bozulmasın istiyorum. Oğlum neredesin ya?
Yüzünü gören cennetlik oldu. Gel. Ne var ne yok. Hem hayır hem şer kardeşim. Hayırdır? İşin hayır kısmı, ben aşık oldum. Hayatımda ilk defa birine sırılsıklama aşık oldum. Neşe değil mi? Evet. İşin şer kısmı da onun aşkına karşılık vermemesi mi? Hayır, karşılık veriyor. Daha ne birader? Daha ne olsun? O beni zengin bir fabrikatörün oğlu olarak tanıyor. Tamirci kafası olduğumu bilmiyor ki. İçim içimi yiyor. Ona söylediğim yalanlar yüzünden içim içimi yiyor. Ona gerçekleri söylemek istiyorum. Aramızda yalan olsun istemiyorum. Ama gerçekleri söylersem onu kaybetmekten korkuyorum. Şimdi ne yapacağım? Ne yapacağım ben şimdi Allah'ım? Anlat. Araba kimin? Söylesene evladım. Araba kimin? Ben bir tamirhanede çalışıyorum komiserim. Araba müşterilerden birinin. Tabii. Arabayı senin aldığını, gezip dolaştığını bilmiyor değil mi? Bilmiyor. Ne müşteri biliyor, ne de usta. Evladım, sen başkasının arabasını nasıl alırsın? Serseri misin sen? Söyleyecek hiçbir şeyim yok komiserim. Ne deseniz haklısınız. Evladım bak, yarın savcı karşısına çıkacaksın. Hasan. Buyurun efendim. Sen de arabanın sahibiyle bu serserinin ustasına haber ver. Atın şunu da nezarethaneye. Emredersiniz komiserim. İnsanların yüzüne nasıl bakacağım? Kalk bakalım hemşerim. Gidiyoruz. Aracın sahibi geldi, seni görmek istiyor. Bekle. Yürü. Gel. Geldin mi? Geç bakayım şöyle. Otur. Arabanın sahibine ulaştık. Şansın varmış ki senden şikayetçi olmadı. Şikayetçi olmadı mı? Evet. Yalnız seninle konuşmak istiyor. İçeri alın kendisini. Gel.
Neşe? Evet, araba benim. Geçen hafta arızalanınca Burak size tamire getirmiş. Burak senin nişanlın mı? Arabanın nişanlısına ait olduğunu söylemişti. Burak babamın ortağının oğlu. Babam Burak'la evlenmemi istiyordu, doğru. Burak da çok istiyor. Ama ben onu hiçbir zaman sevmedim. Onunla evlenmeyi hiç düşünmedim. Fakat Burak, ben ne kadar hayır desem de... Neyse. Yani... En başından beri her şeyi biliyordum. Bana yalan söylemene hiç gerek yoktu. Bana para lazım değil. Benim için aşk, sevgi, saygı önemli. Sen önemlisin. Özür dilerim. Gerçekleri bilirsen beni istemeyeceğini düşündüm. Çok özür dilerim. Çok pişmanım. Beni affet, ne olur. Sana yemin ediyorum. Allah şahidim olsun ki sana bir daha asla yalan söylemeyeceğim. Biliyorum Arif. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.